Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina muhammedin ve ala ali ve ashabi ecmaîn. Fatih Mekkiye 92. kısım 75. bölüm. Tövbenin terki. Ne zaman itaatsizlik ettin de tövbe ediyorsun? Tövbenin terki müşahede imkan verir. Tövbe edene de ki, erdelendiniz. Gelen hakikati idrakten kimden ve kime dönüyorsunuz? Efendi yapan ve yapılandan başkası yok ki. Kendisinden ona ve onunla geldiğim hakikat kimdir? Kulun hakikati kimdir? İlahın isimleridir onlar. Varlığın yücesiyle nitelenmiş olarak inen. Allah seni başarı yerdirsin, bilmelisin ki Allah şöyle der. Her nerede olursanız o sizinle beraberdir. O her şeyi ihata edendir. Allah'ın gördüğünü bilmez mi? Ayağa kalktığında seni gören odur. Biz ona şah damarından daha yakınız. Biz ona sizden yakınız fakat siz görmezsiniz. Bu niteliklere sahip kişi Allah'a dönmez. Öyleyse Allah'a sadece bu yakınlığı görmeyen ve bilincine varmayan kimse dönebilir. Bilinç bilincine varılan bir şeyin olduğu hakkında özet ve kesin bir bilgidir. Fakat hissedilen bu şey nedir? Öyleyse Allah'a bilmek bir şuur ve hissetmektir. O yoksa bilincine varılan şeyin mahiyetini bilmek değildir. Allah'ın bizi bilmesi ise böyle değildir. Kul manasını hangi anlama çevirirse çevirsin, hak çeviren de, çevrilen de ve çevirme fiilindedir. Öyleyse nereye döneceğim? Nida ederse, nida edilen odur. Çünkü ancak duyan çağrılır. O senin kulağındır. O halde sen ancak onunla duyarsın.'' Sana nida ederken onu yitirmiş değilsin. İşte doğru bilginin tanımı budur. Bu nedenle Allah tövbeyi müminlere emrederek şöyle demiştir. Ey müminler! Eyühe! Hepiniz Allah'a dönün. Burada eyühe bilenin bildiği ve müminin farkına varmadığı gizli bir hikmet nedeniyle belirsiz gelmiştir. Öyleyse bu ey müminler dediğinde uyarı harfi yerindedir. Bu, elipsiz olduğunda hüviyete işaret eder. Kısai ayeti eyyuhu şeklinde okumuş ve iki sakin harf bir araya geldiği için vav düşürülmüştür. Öyleyse burada Allah şöyle der. O müminlerdir. Çünkü Allah el mümindir. Hakkın nidası hak vasıtasıyla duyulur. Duyan mümindir. Duyanlar ise pek çoktur. O halde o müminlerdir. Tövbenin terki dönmenin terkidir. Çünkü Allah arkınıza dönünüz demiştir. Bu emir oluşunun karanlığında bulunana dönüktür. Bir nur arayın, sizi var edeni araştırın. O kendisiyle oluşun gerçekleştiği nurdur. Onu gördüğünüzde size sizden ortaya çıkar. Böylelikle onun size sizden yakın olduğunu ancak sizin görmediğinizi öğrenirsiniz. Görmemenizin nedeni nurun olmayışıdır. Onlar adına bu kadarlık bir bilgi gerçekleştiğinde tövbekar olduklarını düşünmezler artık. Onlara tövbe eder. Gerçekte tövbe eden Allah'tır. Kul ise niteliğin zuhur ettiği yerdir. Bu nedenle Allah tövbe etmeleri için demiştir. Sonra şöyle buyurmuştur. Allah Tevvaptır. Bu mübalağa bildiren bir ifadedir. Çünkü burada Allah için iki tövbe vardır. Birincisi sonra onlara tövbe etti. İkincisi ise onların tövbe etmesi için ayetindedir. Her kulun iki tövbesi de Allah'a aittir ve tövbe eden odur, onlar değil. da sen atmadın fakat Allah attı. Bu hüküm kulların bütün fiillerine yayılır. Öyleyse tövbe eden tövbe etmemiş, Allah tövbe etmiştir. Bu nedenle sufiler tövbe, tövbenin terkidir ve tövbe, tövbeye tövbedir demiştir. Onun olumsuzlanması ispatı iken ispatı olumsuzlanmasıdır. Tövbenin terki iddiadan uzaklaşmaktır. Meşru tövbe itaatsizlikten emre uyma haline dönmektir. Dolaylı emre itaatsizlikten başkasına değil onun emrine uymayı kastediyorum. Tövbeye tövbe ise Allah'tan Allah'a Allah ile dönmektir. Öyleyse tövbeden tövbe keşif sahibidir. Perdesi yoktur. Sahibi ise sorumludur çünkü o iddiayla iddiadan uzaklaşmıştır. İddia sahibi herkes iddiasının doğruluğuna kanıt getirmekle yükümlüdür. Mükemmel insan hakkın ispat ettiği yerde ve kimse adına tövbe ispat edip sınırını aşmayan kimsedir. Bu tövbenin onu yerine getiren adamları olduğu gibi onun üzerinde hüküm sahibi olanlar da vardır. Onlar bundan uzaklaştırılmıştır çünkü o gurbet halidir. Onlar doğdukları yerde olduklarına göre gurbet de yoktur. Ailesine dönen kişi uzaktaki kimsedir uzaktaki ise gariptir. Garipler tövbekarlardır. Allah'ın onları duyduğu sevinç, ailenin kendilerine gelen uzaktaki bireyini görmedeki sevincine benzer. Gurbet esnasında ailesini gören kimse kendi adına aileyi görmekle sevinmez. Çünkü o zaten ailesini yitirmiş değildi. Onun sevinci vatanına dönmekten duyduğu sevinçtir. Bu bir uyum sevincidir. Örnek olarak sevgilinin sevenini sevmesini verebiliriz. Bu sevgi gerçekte onun kendisini sevmesidir. Bu nedenle kendisini sevdiği için sevdiğini sevmeyeni de sevmez. Allah itaatsizlik ve uyum gibi her durumda kendisine dönenleri ve tövbe edenleri sever. Bu dönüş her durumda makbul ve sevilen bir iştir. Tövbe vuslat nedeniyle sevildiğine göre vuslata eren kişi bir daha ermeyecektir. O halde eren kişi sevginin en aşırı halinde ve hazzın en büyüğündedir. Bu kişinin durumu tövbenin terki de ifade edilir. İlahi emri ve Rabbani hakikatin genişliğini gören kişi de belirli bir hal sürekli olmaz ve böyle bir şeyin uygunda böyle bir şey uygun da değildir. Bu nedenle o her gün bir iştedir ve iş yinelenmez. Böyle birine göre tövbe geçerli değildir. Çünkü tövbe dönüştür dönüş dönülen yer şeyden ayrılmadan kaynaklanır. Hak ise böyle değildir. Öyleyse ne tövbe ne dönüş. Allah bütün iş ona döner der. Çünkü iş perderiler nezdinde kendilerine ait olduğu iddiasıyla kendi mertebesine yabancılaşmıştır. Bu nedenle onlara işin bütünü ona döner denilir. Baksaydınız bu fiili nispet ettiğiniz kimsenin Allah olduğunu görürdünüz. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Kast edilen işin ona döneceği hakkındaki iddianızdır. Bu iş gerçekte Allah'a aittir. Esas olan dönüşün olmayışı ve işin kuşatılmaya, kuşatılamayacak ve nihayetsiz bir şekilde artış içinde olmasıdır. Çünkü varlığı zorunlu olanın bir sonu olmadığı için mümkünlerin de bir sonu yoktur. Allah sürekli yaratıcıdır yani el-hallaktır. Bu hükmün ondan ayrılması geçerli değildir. Bir şeyin olumsuzlanması onun olumlanmasıyla gerçekleşiyorsa olumsuzlanması imkansızdır. Bu kitapta bir önceki bölümde dile getirilen konunun terkiyle ilgili yaptığımız açıklamalar öncekine göre ilave gibidir ve onun bir kısmıdır. Konuyu özetle anlatıyoruz çünkü kitap uzun açıklamaya imkan vermiyor. Bu bir önceki bölümün fasıllardan biridir ve konuyu özetle açıkladık. Allah hakkı söyler ve doğru yolu ulaştırır.